Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ekonomi bültenini sunar. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutun yıkılarak yeniden yapılması planlanıyor. Yeni yapılar depreme dayanıklı, daha sağlıklı ve konforlu olacak. Plan bu. İşte bu noktada yeni bir yapı şekli de öne çıkıyor. Hafif çelik yapı sistemleri. Van depreminde de sıkça gündeme gelen bu yapı sistemini konuşalım istedik biz de. Stüdyo konuğumuz Still Life Genel Müdürü Sayın Bülent Aydın bugün. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sayın Aydın. Önce isterseniz biraz sistemi tanıtalım, anlatalım. Nedir hafif çelik yapı sistemleri? Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin %90 alanı deprem kuşağında olan bir ülke için doğru sağlıklı yapılarda yaşamak çok önemli biliyorsunuz. Bu konuda da yaklaşık 13-14 yıldır ilk yapı fuarıyla 2000 yılında 99 depreminden sonra ilk yapı fuarıyla hafif çelik yapı sistemi artık ülkemizde olmaya bizim kurduğumuz fuardaki bir binayla başladı ve bugün bir sektör olarak artık ülkemizde okulundan hastane konutuna kadar tüm alanda ne yazık ki Van depreminde de bu daha da iyi anlaşılıp artık yapılmaya başlandı. Hafif çelik yapı sistemi tamamen bir mühendislik hesabına dayalı. İskelet sistemi çelikten yapılıp tüm duvarlarının iç ve dış duvarlarının taşıyıcı olduğu bir yapı sistemi, bir iskelet sistemi. Çok hızlı inşa edilebiliyor ve çok mevsimden bağımsız, çok daha doğru ve her alanda, her ülkemizin her noktasında çok rahat yapılabiliyor. Çok ciddi bir ısı yalıtım ve ses yalıtım değerleri de var aynı zamanda. Yani biz bir bina yaparken hem hızlı yapabiliyoruz, hem iklimden bağımsız yapabiliyoruz, hem de her ülkemizin her noktasındaki iklim kuşağına uygun binayı yapabiliyoruz. Peki depremden yola çıktık. Depreme karşı da %100 garanti daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliyor muyuz bu sistem? Çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü betonarmeye göre 14 kat daha hafif bir yapı sistemi bu. Aynı hem zamanda, daha hafif, dolayısıyla daha ince olduğunu mu söylememiz lazım? Aslında incelikten kastımız şu. Şimdi az önce en başta anlatmaya çalıştığım bir şey vardı. Tüm duvarlarımız bizim taşıyıcı. Yani bizde kolon kiriş diye bir şey yoktur. Yani bütün duvarlarımız, içerideki ve dışarıdaki tüm duvarlar taşıyıcı olduğu için. Çelik kullandığınız için. Çelik kullanıyoruz tabii. Ama aynı zamanda hafif. Aynı zamanda hafif. Yani evet. İnce cedarlı malzemelerle, yani galvaniz profilin biz ince cedarlı, yani kalın profillerle değil, ince malzemelerle bina inşa ediyoruz. Tabii biz burada yapabildiğimiz bina katı belli. Yani biz 4 kata kadar yapıları hafif çelikle inşa edebiliyoruz. Onu soracağım. Her türlü yapıda kullanabiliyor muyuz? Sadece bina sınırlaması, yani sadece kat sınırlaması var. Evet. 4 katlı yapılar yapılabiliyor. Şu an için o da Türkiye'de 4 katlı hafif çelik yapıları çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Evet. Peki dünyada denenmiş bir sistem mi bu? Özellikle depreme dayanıklılığı noktasında. Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de, İskandinav ülkelerinde çokça kullanılan bir sistem. %40, %60 oralarında bu sistem kullanılıyor. Özellikle müstakil yapılarda ve 3 kata kadar olan tüm sosyal tesis yapılarında, yani okullarda, hastanelerde çok rahatlıkla kullanılıyor. Dünyada da çok örnekleri var. Ülkemizde de çokça ciddi bir oranda hem bizim yaptığımız hem de sektörde yapılmış birçok bina var. Şu anda da yaptığımız hastane binası var. Örneğin yapılıyor. Gebze'de başlandı. Okullar bitirildi. Kilis'te, aynı zamanda Van'da. Yani 12-13 yıl önce yaptığımız binalar artık yaşanmış ve test edilmiş durumda. Orada yani, yaşayan insanların memnuniyeti çok yüksek. 12-13 yıllık bir geçmişi var Türkiye'de. Türkiye'de var. Bunu. Dünyada da yaklaşık 45-50 yıllık bir şeyi. Yaygınlığı ne ölçüde Türkiye'de kullanımının? Ne yazık ki çok az tabii. Çünkü diğer yapı sisteminin bir sağlamlığı hissiyatı var. Yani ağırsa bir şey sağlamdır hissi var. Çok katlı binaları tercih ettiğimiz için de olabilir mi? Bir de o var tabii. Yani ülkemizde rant diye bir şey var. Ranttan dolayı binalarımız hep yukarı çıkmak zorunda. Halbuki medeni yaşam, yani işte kentsel dönüşüm şu anda söz konusu. Aslında toprağa yakın daha işte 5 katlı, 4 katlı yapılarda yaşamakla mümkündür. Çok yukarı çıktığınız zaman başka sorunlarla başlıyor yaşam. İşte kirli havalar, daha mutsuz insanlar. Ne kadar çok daha yakın, daha toprağa yakın, daha az katlı yapılarda yaşadığım zaman insanın hoşgörüsü ve yaşam standardı daha yüksek oluyor aslında. Evet. Ama ne yazık ki galiba kentleşme buna müsaade etmiyor. Biz etmiyoruz belki de. Evet. Bizim yaşadığımız nüfus artışı kentlerde özellikle. Evet. Peki rakamsal bir değerlendirme yaparsak normal binalarla hafif çelik yapı sistemleri arasında
Nasıl bir fark var? Şimdi bizim biz şöyle hep planlıyoruz. Yatırdığımız metrekare maliyeti ne kadardır? İşte onu hesaplıyoruz. Aslında bir yapı, bir proje, bir ev ya da bir okul bir proje olarak düşündüğünüz zaman, yani başlangıcı ilk anda anlaşma noktasından sonraki işletme aşamalarına kadar düşündüğünüz zaman bir bu şekilde maliyeti düşünmek gerekir. Hafifçelik yapı sisteminde avantaj şu. Birincisi, betonarmeye göre en az 3 kat daha hızlı bir yapı yapabiliyorsunuz. Örneğin biz 3 ayda bir okulu bitirebilirken yaklaşık 1,5 yılda bir okul bitiyor. Yani neden öyle? Yapı sisteminin özelliği o. Ama mesela diğerinde de hazır kalıp betonlar kullanılıyor artık ve dolayısıyla onlar da daha hızlı gidebiliyorlar. Yani hazır bir malzemeden söz ediyorsak eğer, sizi daha hızlı kılan... Doğru, o zaman işte daha fazla para harcamaya başlıyorsunuz. Yani hızlı bir, diğer yapı sistemlerinde hızlı bir şey yapmak isterseniz maliyetleriniz artıyor. Biz ortalama bir süreci konuşuyoruz. Yani hafif çelik yapı sisteminde ortalama süreç zaten kısa. Çünkü projede her şeyi bitirmek zorundasınız. Bir de öyle bir avantaj sunuyor size. Yani siz kervanı yolda düzeltmiyorsunuz. En başta doğrularınızı koyuyorsunuz. O yüzden de bina daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı ve daha işletme maliyetleri daha az. Ama diğer yapı sistemlerinde siz bunu yolda düzeltmeye çalışıyorsunuz. Biraz da biz alışmışız. Yani projeyi yaparken önce binanın iskeletini yapalım, sonra bazı şeylerine karar veririz. O biraz bizim benliğimize işlemiş bir şey. Evet. Biz buna karşı Türk çıkıyoruz. Geleneği. Evet, yani karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki böyle yapmayalım. Doğruyu başta kurgulayalım. Projeyi başta kurgulayalım. Tüm denklemleri, mekaniği, elektriği çakıştıralım ve doğru bir proje ortaya koyup işletme maliyetini düşürelim. İnşaatı daha kısa sürede yapalım. Ve daha sonraki doğalgaz elektrik tüketimini azaltmış olalım. Şimdi biz bir binayı yapıyoruz. Benim oturduğum ev 160-170 metrekare 3 artı bir ev. Yeni yapılmış bir ev. Geçen seneki Ocak ayında ödediğim fatura 280-300 TL doğalgaz faturası. Aynı dönemde bizim kendi showroom alanımızda yaklaşık 1100 metrekare hafif çelik yapıyla yaptığımız konutlarımız var. Ofis olarak kullandığımız var. Orada da 450 TL ödedik. Yani neredeyse 2 katı kadar olmayan bir faturayı 10 katından daha büyük bir alana ödüyoruz. Yani yaklaşık 6-7 kat daha. 1000 metrekarelik bir yeri ısıtıyoruz. Evet, 6-7 kat daha avantaj sağlıyoruz. Bu bir milli giderdir. Yani bir milli servette bir katkıdır. Yani siz bir bina yapıyorsunuz. O bina sadece bittiği zaman değil, 30 yıl, 50 yıl, hafif çelik sistemde 100 yıl kadar bir ömrü var. 100 yıl size hizmet edecek. Hizmet ederken harcadığı enerjiyi düşürmemiz gerekir. Hafif çelik yapı sistemi bunu taahhüt ediyor. Artı depreme karşı dayanıklılığı taahhüt ediyor. Nasıl taahhüt ediyor bunu? Sistemin en başta kurguyu doğru yaptığımız için, mühendislik kriterlerine uygun yaptığımız için ve tamamen fabrikada imalat edilip sadece montajının sahada yapıldığı için, çok kolay, çok basit bir sistemde takibi yapıldığı için çok iyi bir sonuç alabiliyoruz. Depreme karşı dayanım anlamında da. Bir de tabii biz hep elimizdeki kaynakları tüketmekle uğraşıyoruz. Şu anda dünya mevcut kaynaklarının ne kadar dayanacağını hesabını yapıyor. Hafif çelik yapı sistemi 14 kat daha hafif olduğu için bu şu anlama gelir. Diğer yapı sisteminden 14 kat daha az doğadan malzemeyi alıyor. Buradan da ekolojik bir yapıya gitmiş oluyoruz. Yani peki, çok köklü avantajları var. Peki sınırsız bir kaynak var. Mı sizin değil için? Tabii ki. Ama aynı şeyi kullanıyoruz. Diğer yapı sistemi de demiri kullanıyor. Biz de demir, yani çeliği kullanıyoruz. Ama biz 14 kat daha az kullanıyoruz. Diğer elemanları da aynı şekilde 14 kat daha az kullanıyoruz. O yüzden biz bir bina yaparken ya daha doğrusu onlar bir bina yaparken biz 14 tane bina yapabiliyoruz. Oransal kurarsak. Evet. Peki az önce maliyet rakamlarından söz etmiştik. Uzun vadede kullanım süresince anladığım kadarıyla bir avantaj sağlıyor. Ama yapım aşamasında mukayese ederseniz daha mı pahalı böyle bir sistemi tercih biz etmek? Biz doğru bina yapmak zorunda olduğumuz için, daha doğrusu endüstriyel tüm malzemelerimiz bizim işte TSE'nin ve Euro norma uygun belli bir standardın üstünde malzemeler olduğu için, yani kırmızı tuğlayla bina yapmadığımız için ya da üzerine sadece kara sıva yaparak bina yapmadığımız için biz maliyetleri biraz %10-15 gibi diğer klasik yapı sistemlerine biraz yüksek oluyor. Ama bu işletme maliyetlerini ve uzun süreli projenin sürecini de düşündüğünüz zaman aslında maliyet eksi yönde. Yani biz kazandırıp bıçaklarıyla dengelenebilecek bir artıya geçiyoruz. Artıya geçiyoruz. Şöyle düşünün. Bir 4 katlı bir binayı biz 3 ayda hizmet açarken yaklaşık 18 aydır bir hafif bir diğer yapı sisteminin süreci, yani ne oluyor? 12-13 ay gibi, 15 ay gibi bir sürede erken teslim alıyorsunuz. Bu, eğer ev sahibiyseniz evinize yaklaşık 1,5 sene önce oturmanız anlamına gelir ya da 1,5 sene
önce kirayı vermeniz anlamına gelir. Aslında bu da bir kardır, evet, evet. Kazançtır aslında. Peki ne ölçüde fark edildiğini ve kullanıldığını düşünüyorsunuz bu sistemi Türkiye'de? Bir yapıya girişen müteahhitler ya da bireysel girişimciler ne ölçüde tercih ediyorlar bu sistemi? Ne yazık ki depremler biraz bu işin hızını, ivmesini artırıyor. Çokça değil, %3 gibi bir oranda kullanılıyor şu anda çelik. Bu çok çok az. Yani Avrupa ülkelerinde bu %40, %60'a kadar ulaşıyor. Çok ciddi oranda az bizde. Bu biraz daha, yani bu 12-13 senede, yani bizim ilk başladığımızdan bugüne çok daha ilerleme kat edildi tabii. Yani bugün bizim ülkemizin her yerinden neredeyse hafif çelik yapılarımız var. Çokça artık sadece konut değil, hastaneler, okullar yapmaya başladık ve artık devletin TOKİ'sinden tutun da Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar birçok kurumda hafif çelik yapı sistemiyle ilgili bir şartname oluşturulmuş ve bir ihale prosedürü işlemeye başladı. Evet, bu bir, özellikle çabuk oluyor olması herhalde devletin tercih ettiği. Tabii yani orada da şey kurusu. Düşünün, 1,5 sene mühendis gideceğine 3 ayda mühendisi gidip o binayı teslim alıp, evet, o da bir gideri azaltmadır aslında. Yani bu yaygınlaşmaya daha da sonuçta bir sektör oluşturduğumuz için ciddi anlamda insanlar artık tek bir firmayla değil de birkaç tane firmayla muhatap olabilmesi, en iyi, en doğruyu seçebilme hakkının olması bu işin daha da ivmelenmesini önümüzdeki 2-3 yıl içinde çok daha farklı noktaya taşınacağını düşünüyoruz. Evet, peki Van depreminden sonra mesela ne ölçüde oradaki yeni yapılanmanın içerisinde yer alabildi bu sistem? Biz çokça bina yaptık orada, yani hem konut olarak daha çok bu işte yurtlar ve okullar olarak çalışmamızı yaptık orada. Şu anda teslim ettiğimiz 4'e yakın yurdumuz var. Şu anda devam eden yurtlar, yurt projelerimiz de var orada. Yani dedim ya, Van depremi bizim için ne yazık ki bu sistem için bir ufuk açması oldu. İnsanların gözünde farklı bir yere getirdi. Biz biraz da prefabrik yapı sistemiyle karıştırılıyoruz. Yani hafif çelik yapı sistemi de prefabrik yapı sistemi ama sadece ortaklı fabrikada üretilmesi. Ama sistem olarak, kurgu olarak diğer yapı sistemi, yani betonarmenin alternatif bir yapı sistemidir. Çünkü taahhüt ettiği şeyler ve sağladığı avantajlar betonarme yapı sisteminin avantajlarından daha avantajlı, daha hatta şöyle söyleyeyim, istediğimiz projeyi betonarmeden çok daha esnek ve çok daha rahat yapabiliyoruz. Bu ciddi bir avantaj sağlıyor bize. Evet, yani o hafif yapı ve çabuk kurulabilirliği bir yanlış algıyı mı getiriyor insanlarda prefabrik alternatifi değiliz açıklaması ya, bu yüzden. Onun şu için yapıyorum. Prefabrik yapı sistemi bizim biraz yine 99 depreminden sonra ülkemizde yapılmaya başlandı. Konut olarak kullanılmaya başlandı. Evet, biz de yapıyoruz onu da. Ama hafif çelik yapı sistemi kalıcı bir yapı sistemidir. Yani geçici niteliği olmayan. Bir ömrü hatta var mı? 100 bütün binaların bir ömrü var. Evet, var evet. Ama. Yani 100 yıllık bir ömrü var. Yani iskelet sisteminin 100 yıllık bir ömrü var ve %100 geri dönüşümlüdür. Yani sistemin ömrü betonarmeye göre çok çok daha fazla ve çok daha sağlıklı ve geri dönüşüm olabiliyor. Evet, peki iç konforu açısından herhangi bir farkı var mı? Çok güzel bir soru sordunuz. Biz yaklaşık Van depreminden sonra bir numune ev yaptık. Sayın Başbakanımız da onu gezdiler. 102 metrekare bir ev yaptık. 3+1 tek katlı bir ev. Köy evleriydi. Bu evlerin iç kullanım alanı, betonarme projeyi biz hafif çeliğe çevirdik. Yaklaşık 83 iken betonarmede hafif çelik yapı sisteminde 93 metrekare net kullanım alanı vardı. Kolon ve kirişlerden sağladığımız avantajlardan dolayı. Artı bizde hiç kiriş çıkıntısı, kolon çıkıntısı olmadığı için rahatlıkla daha doğru mobilyayı yerleştirebiliyorsunuz. Yani işte 10-11 kiriş çıkıntısı olmadığı için de orada siz çok rahat mobilyanızı koyabiliyorsunuz. Başbakanımız da söyledi, bu ev çok daha büyük hissi veriyor. Evet, o nedenden dolayı. Çünkü zaten 10 metrekare, neredeyse orada bir tuvalet hacmi vardı, 7,5 metrekare. Biz ondan daha büyük bir alanı net kullanımda kullanıcıya sağlayabiliyoruz. Yani o da ciddi bir avantaj sağlıyor. Tabii ki bu iç konfor hem iklimlendirme anlamında da çok iyi bir konfor sağlıyor. İşte o ısı yalıtımı ve ses yalıtımının yüksek olması, çok rahatlıkla bir evde siz bir de odada televizyonu izlerken öbür odada çok rahat uyuyabiliyorsunuz. Bu diğer yapı sistemlerinde biraz daha
sıkıntılı. Benim yaşadığım evde bu çokça başıma gelen bir şey. Biraz kentsel dönüşümden kalan süremizde isterseniz söz edelim. Kendinize nasıl bir rol biçiyorsunuz kentsel dönüşüm içerisinde ve sizin için bir avantaja dönüşeceğini düşünüyor musunuz kentsel dönüşüm? Öncelikle tabii aslında kentsel dönüşümden kastımız sadece binaları dönüştürmekse eğer biz çok yer alamıyoruz. Çünkü biz az önce en başta söyledim 4 katlı bina yapabiliyoruz. O yüzden 4 katlı yapılardan fazlasını talep olduğu için yaşam daha doğrusu işte orada zaten 7 kat varsa onu 12 kata çıkararak bir kentsel dönüşüm planlandığı için biz orada çok yer alamıyoruz. Ama aslında kentsel dönüşümü eğer yaşam dönüşümü de mahalleşmeyi insanların daha konforlu yaşamasını düşünerek planlarsak eğer, o zaman biz çok doğru bir yerde, çok doğru bir lokasyondayız. Çünkü biz çok hızlı bu yapıyı yaşama tekrar döndürebiliyoruz. Depreme karşı yapılar yapabiliyoruz. İnsanlar Japonya'da evlerine girin mesajıyla depremde evlerine kaçarlar, evlerinde depremi karşılarlar. Bizde ise evinizden çıkın, evinize girmeyin söylenir. Biz evet Japonya'dakini taahhüt ediyoruz. Diyoruz ki biz... Ama gerçi Japonya çok yüksek binalarla da bunu sağlayabilen bir ülke. Kesinlikle zaten doğru. Onlar da çelik yapılar zaten. Hani yapılan yüksek katlı binalarda çelik yapılar çoğunluğu. %90 oranında yapıların hepsi çelik neredeyse Japonya'da. Siz doğru yapıyı yaptıktan sonra tabii ki hepsi depreme karşı dayanıklıdır ama bir işte kentsel dönüşümde süreç ve hızlılık da önemli. Çünkü siz bir alandaki yaşamı bir süreliğine bu süre eğer 2 yıl 3 yılsa orada bir yaşamı kaybediyorsunuz. Var olan yaşamı önce durduruyorsunuz. Sonra yeni binalar inşa ederek işte yüksek yapılar yaparak farklı bir yaşam tarzı sokmaya çalışıyorsunuz. Halbuki biz de diyoruz ki o kentsel dönüşüm alanında yaşamsal ve konforsal dönüşüm de olmalı. Yani insan daha medeni yaşamalı. Evet. Daha konforlu yaşamalı ve depreme karşı dayanıklı, sağlıklı binalarda yaşamalı. Biz onu taahhüt ediyoruz. Evet. Umarız bu da ilerleyen dönemde olur. Evet, yani kentsel dönüşüm keşke bu söylediklerinizi de kapsasa. Evet. Peki, üretim noktasında, hafif çelik yapı sisteminin üretimi noktasında Türkiye nasıl bir yerde? Türkiye bu anlamda prefabrik ve hafif çelik yapı sistemi anlamında dünyada ilk sıralarında, yani ilk üçte söyleyebiliriz. Çok ciddi bir üretim kapasitesine sahip ve kalitesine sahip. Bunu da yakın zamanda ülkemizin ziyaret eden birçok ülke cumhurbaşkanıyla temaslarımızda da bize gelen heyetlerde de bunu çok rahat görebiliyoruz. Artık ülkemizin Afrika ülkelerinde özellikle hafif çelik yapı sistemleriyle inşa edilecek yeni yaşam alanlarına talepler var ve bu anlamda çokça projeler geliyor. Bir sektör olarak bu anlamda da bir çalışmalarımız var orada. Evet. O alanda hizmet vereceğiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Aydın geldiğiniz için ve katkı sağladığınız için. Stilak Genel Müdür Sayın Bülent Aydın'la değerlendirdik sayın seyirciler. Hafif çelik yapı sistemlerini. Kısa bir ara verelim. Saat başında devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ekonomi bültenini sundu.